Kendisinde açılımlar yüksek. Filiz, sesin geliyor. Şu anda konuşuyor musun bilmiyorum. Şu anda yok. Konuşuyor da sesi yok. Yine girip çıkması gerekecek aynı. Evet. Şu anda sesin gelmiyor Filiz. Az önce geliyordu. Bütün olay tabuları yıkmakla alakalı sanırım. Beyin fırtınası. Sinan Canan diyor ya, beyni zorlamazsan ölür. Yani zorlayacaksınız. Ya insanlar enerji kaynağı mı Serap? Ama öyle senin pozitif ve negatif kutupların var ya. Evet. Yani. Merhaba. Ha merhaba Merhaba, Filiz, sesin hoş geliyor. geldin. Hoş Ha, geldin. sesim geliyor mu? Kulaklıkla Geliyor. başım darda girdi. Şimdi Tamam. gençler, farkındalıkla uyanmak aynı şey değil. Fark ettiklerimiz bizim ateşimizdir, cayır cayır yakar, seni önce cehenneme atar. Bilgi yakar yani bildiğin. Ayrıca bilgi dediğimiz şey su, yani ilimleştiriyoruz biz onu. İçindeki hidrojen ve oksijeni ayırarak hem yanıp hem yakarak bunu kendimizde dönüştürüyoruz. Beynimizde olay çıkıyor ve bu fark ettiğimiz şeyler bizde uyanış sağlıyor. Başarısı yapar, uyutabilir, çok farklı gelir, direnebiliriz. Bir sürü şey getirir insanın başına. Yani hani bilmek zehirdi, işte panzehiri de gene bilmekti. Ama bilmeyi de unutup ondan sonra kitapları suya basıp yaşıyorsun artık. Yani farkındalığı direkt yaşama geçirdiğin anda ilimleşmiş oluyor. Sen artık bir ilim oluyorsun. Su gibi hangi kabın içine girersen çaktırmadan oraya girersin. Onun şeklindesindir. Ama ayrıca okyanus, deniz, derya gezersin. Gah göğe çıkarsın, gök aşağı inersin. Sen sadece artık akarsın. Ama farkındalıkla uyanış aynı şey değil. Fark ettiğin şeyler seni uyandırır. Evet. Ses geliyor mu? Gene mi gitti bana Geliyor ses? geliyor. Sen hani akışın bozulmasın diye Aynı sana olur. bıraktım. Sen akışta Allah'ım gene anlat gitti. Filiz. Ben de dinlemeyi çekelim. Filiz'in açılımlarını ben de duymak istiyorum. Sen Ha de şey. aynı. Ses geldi mi biraz önce anlattıklarım? Evet. Seni Geldi. dinledik. Yani fark ettiğimiz şey uyanış için gerekli. Fark etmek uyanmak demek değil. Yani normal şartlarda sokaktaki diriler de fark edebilir. O kişisel gelişimi için kullanılır. Artık biz kişiyi toprağın altına gömdük, bir de üstünde tepindik yani. Bayağı böyle yeşerdi bu ağaç filan oldu. Bildiğiniz yoldan çıktı. Ama yoldan çıkmadan da yola girilmiyor. Çok değişik çetrefilli, alengirli her şey söyleyebiliriz bunun için. Ama fark edince uyanıyoruz. Farklarla. Bunlar Cem'e götürüyor farklar. Şeyde Meratip anlatırken söylerler. Çok işte değişik işler. Fark ettiklerimizi toplaya toplaya cem Hı. ediyoruz işte. Tabii. Öyle mi? Aynı anda da olabilirsin. Bir anda beynin de patlayabilir. Bir anda bilmem kaçıncı kata da gidebilirsin. Bunda da sıkıntı yok. Ama çok yorucu oluyor. Geldiğinde sadece yere yapışıyorsun. Kaç kere acillik oldum, kaç kere serumlar. Çünkü birden fırlıyor. Mesela şey biraz önce siz mi anlatmıştınız? Birisi bir deneyim anlattı ya. Biz aslında ilk kendi Big Bang'imizi yaşadığımızda aslında molekül boyutuna iniyoruz. Biz farkında değiliz. Sonradan geliyor bunun ilmi. Hani etrafımızda orblar, ışıklar görürüz ya ilk zamanlarda. Nereye Evet. indik? Foton boyutuna. Sonra etrafta o fotonları yapıştıran maddeyi görürsün. Sonra etrafında yani farklı sesler, farklı renkler, farklı dokular, farklı alfabeler ve Adem'e öğrettim dediği olay var ya. Adem'e yeni baştan yükleme yapıyor. Adem siliniyor, yeni baştan yükleniyor. O rekord yani sil yeniden yükle. Bunu yaşıyorsun. Oraya kadar iniyoruz ama fark etmiyoruz. Ondan sonra da ben ışık gördüm diye dolanıyorsun ortalıkta. Senden başka biri görmüyor. İşte sadece sen görüyorsun. Atom altına inen sensin. Daha mesela şeyler görürüz. Meditasyon hallerinde üçüncü gözde horizonlar falan görüyorsun. Bunlar senin kendin gezegensel olarak oluşturduğun kendi kara deliğinin çekim alanıdır. Sen sürekli böyle aşağı doğru çekilirsin. Kendi çekim alanın orası. Kendi üçüncü gözün sen kendi kara deliğine doğru çekiyor.
kendi alemine çekiliyorsun. Kendi uzay zamanına geçeceksin. Orada istersen bükeceksin, istersen oturup çekirdek çitliği aşağı atacaksın. Yani aslında çok eğlenceli ama ilk başlarda epeyce acı veren bir olay. Ama acıyı da maalesef biz yakıt olarak kullanıyoruz. Ateşleme mekanizması olmadan olmuyor. İlginç ilginç işler. Yani beyni ancak yakabiliyorsun. Nöronları yakarak gidebiliyorsun. Lambayı açmadan da görmüyoruz karanlık yerleri. Nasıl göreceğiz? Öyle. Yani çoğumuz çok yaşlı ruhlarız. Çok birikim var üzerimizde. Bir de 4 kitabı toplamayan uyanamaz. Ümmül kitap olması gerekir ki gözü açılacak. Biraz açar mısın orayı Filiz? Anca öyle. Şimdi bilmeyenler var. Nasıl toplayacağız diyecekler. Of. Gene... Filiz de düştü. Gelir birazdan. Benim mikrofon bozuldu ya işte. Böyle saçma sapan şeyler. Bazen sistem bir şeyler yapıyor. Tabii canım neyse. Tabii. Şey var ya, buradaki bilgi çok ağır ya. Her yerden manipüle edilirsiniz. Evet. Bir sürü şey. Hani kablolar kopar, elektrik ters döner. Yani çok aslında elektrik alanımız çok yüksek bizim. Bayağı bildiğiniz para töner gibiyiz. Yani hatta iki tane uyanmış yan yana gelemez. Çünkü bulunduğu şehirlerdeki elektrik transistörü gibidir. Aşağıdan yukarıya bayağı böyle para töner gibi. Toprakla gök arasında senden geçer, senden çıkar, senden dağıtır. O kadar büyük alan. Peki Filiz, o 4 kitabı toplayan dedin ya uyanamaz diye. O 4 kitabı biraz açar mısın? Alıyoruz işte. Ya bak şimdi bir bildiğimiz Musaf var, tamam mı? Hepimizin klasik olarak uyduğumuz, yani bu sünnetullah'a dahil olmamız gereken yer. Bir evet. De şöyle bir şey var. Biz hepimiz farklı ailelerden, farklı genlerden geldik. Hani tıpkı Hazreti Muhammed'in işte o kavminden çıktığı gibi. Sen bir kavimden geldin ya. Evet. Benim kavmimin toplanması için 4 tane ebeveyn, yani ne oluyor? 4 kitap 7 beden oluyor. 7 uyurlar topluyorsun. Yani dünyayı 6 günde yaratmış oluyoruz. 7. günde dinleniyorum. Ben kendimi dinlendiriyorum. Birincisinde büyük babamdan Tevrat olunuyor. Hayatta nasıl yaşanılacağı öğreniliyor. Ondan sonra zebur olunuyor. Sabrı babaannemden öğreniliyor. Babaannem alıyor mesela. Ondan sonra da tutup babam bunları ikisini alıyor. Dedemde İncil oluyor. İncil İsa olarak güneş göğe çıkıyor. Kayboluyor. Çıktı göğe. Aldılar İsa'yı. Sonra annem de Kur'an olarak toplanıp ben doğuyorum. Sonra da eşim önüme Ali olarak çıkıyor. Biz artık kitabı yaşıyoruz. Oo, ilk defa duyuyorum bunu Filiz. Ya, çok güzel anlattı. Hadi toplayın bakalım. Şeyleri toplayın. Mısır'daki tanrıçaları falan 12 tanedir orada da. 12 burç, evet. Dikkat edin. 12 arketip her yerde vardır. 12 havari. İlginç ilginç işler. 12 DNA sarmalı. Mesela cennet cehennem çapraz gider. Bir cehennemde sorgu suale düştü ya, çünkü sen sordun, sen yanacaksın artık. Orada yandığın miktarca onun ödülü olan karşısında cenneti var. Orada dinlenirsin. Olmadı biraz da bana gerek, bana seni gerek seni dedin. Ben oturmayacağım dedin. Çaprazına bir daha geçecek öbür cehenneme. Biraz daha orada yan, sonra karşıya. Ta zat cennetine kadar varana kadar koştur. Bayağı koşarsın. Vallahi bana seni gerek seni dedik. Her yanmada. Yani deve yüreği yemiş gelmişsiniz. Ne yapayım ya? Bak 7 günde yaratılıyor. 7 gün dikkat et. 2 tane nenem dedem, 2 tane nenem dedem, 2 tane anam babam etti mi 6 gün? 7. günde de ben de bir dinlensin bir zahmet. Huu. Ey Allah'ım ya. Huu. Allah Allah. Vallahi coştum şimdi. Coşun tabii. Yani, ne oturuyorsunuz? Oturmaya mı geldiniz? Ne güzel vallahi... anlattın sen. Mineciğim bak şey soracağım sana ablacığım, ben bu idrak yani bilinç yükseldikçe böyle ateş yanıyor yüzüm, oluyor kıpkırmızı bir anda, geliyor ha. Gidiyor geliyor gidiyor. Tamam yanıyorsun işte. Evet 2-3 gündür böyle yanıyorum. Tabii de yanıyorsun. Ayşe'yle... Biraz daha bunu çektiriyorsun. Vallahi Ayşe'yle sohbet edince şeytanımın bana secde ettirince çok fena yanmalar başladı bende. Öyle böyle değil. Ya parça parça görüyoruz ya. Tamam o parçalar bir toplanacak. Bir bakacaksın ki hepsi bir tek bir şey. Hepsi bende Kevni Camii olmuş. Ondan sonra vahdeti vücut, vahdeti şut hepsini aynı anda. Vay diyorsun. Aman Allah'ım diyorsun. Ondan sonra da
Aynen. Çaktırmadan oynuyorsun. Peki. Sadece böyle işte... 3-5 delinin yanında konuşursun. Deli demeyecekler diye. Tabii. Tekbir getirdikten sonra tamam artık olay, yani daha artık bilmiyorum oradan ya, ötesi. Yani bir duyduğuna iman etmek var, çünkü benden duyuyorsan artık senin başına gelmiştir, herkes duyduğundan mesuldür. Çok üzgünüm, yaşamak zorundasın. Yani çünkü beyin ona kayıtlı. Sadece öyle. Aynen. Mesela biraz önce Rahmi Bey anlattı ya, güneş diyor. Çünkü biz güneşe tabiiz. Babanıza çok dikkatli bakın. İsa portrelerinde bakın, dikkatli bakın İsa'ya. Baba, baba, göğe çıkan baba. Baba yani seni oradan yönetiyor. İsa oradan yönetiyor. Göğe yükseldi. Yani bu da o simülasyondan, baba simülasyonundan çıkıp kendine gelmek demek. Mesela belli bir yaştan sonra astrolojide şey vardır. Güneş devri biter de daha üst yıldızlara geçersin. Başka artık kolektif yıldızlara be. Güneş içine çökerken Venüs'ü götürür, Dünya'yı götürür. Mars'ı yakalarsa götürür. Mars bazen kaçabilir, belli olmaz. Herkesin çöküşüne göre. Çünkü uzay zamanda Güneş de çökecek. Kendi içine patlıyor ya. Çünkü herkesin kıyameti, herkesin yok olması, Big Bang'i ya da var olması çok farklı. Ondan sonra bir tane daha bir şey söyleyeceğim size. Çok standart bir şekilde uyanış anlatılıyor. Asla standart bir uyanış yok. Herkes, bu dünyadaki insan nefes adedi kadar uyanış ve fark ediş var. Gökte ne kadar yıldız varsa o kadar insan tiplemesi var. Meteoru da var bunun içinde. Mavi gezegeni var, kırmızı gezegeni var. İçe gömüleni, dışa patlayanı var. Yani ben bir Sirius formatındakiyle aynı olamam. Kur'an'da anlatılan Tarık'la Necim ayrı şey. Mesela tık 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 atar, o hani and eder, onun üzerine yemin içilen bir tane şey vardır, tıklayan pulsar vardır. Pulsar farklıdır, Venüs gibidir karakteri, ama onda enerji çok fazladır. Güneşin bilmem kaç katı büyüğündedir. Ondan sonra ipe sapa gelmez, bir cemaate üye olamaz. Babasına kafa tutar, bunlar pulsarlar. Pulsarlar işte bu mavi gezegenler kara deliğe dönüşüyor. Güneş kara delik olamıyor, Sirius gibi oluyor. Ya değişik işte işler. Yani insan karakterleri o kadar çok ki. Ve güneş benzeri yıldızlar içe gömülür, evliya gibi olur. Dışa patlayan bildiğin başıboş deniliyor bunların adına. Başıboş gezersin ya. Kimseye ev Allah'ın olmaz, ama Allah'ın kapısının önünde köpek olursun. Bittinim dersin yani, bitti. Değişik. Yani herkes farklı ve ayrıca pulsar olanların da hemen azabı bitmez. Çünkü pulsar olanların içinde yakıt oranı var ya, güneşin içinde hidrojen ve şey var, helyum var. Ama pulsar olanların ya da işte kara deliğe dönüşenlerin içinde sadece hidrojen var ve ayrıca basınç var. Bu mecbur patlamaya. Yani bu dünyada çok fazla karması olan, ailesinde fakirlik, kıtlık, azap, böyle Allah'ım ölüyorum yeter diye bağıranların çoğu şu anda başıboş ve babasının 20 katı büyüklüğünde. 10 katı büyüklüğünde. Yani kendi hızlı yaşayıp genç ölürler. Sakin değillerdir, hareketli fıtratları vardır. Gökteki yıldızlar özeti dünyada insan olarak düşmüşler. Ya. Oh. Diyecek bir şey yok. Kainatta ne varsa insanda da o var. Tabii canım. Tabii. Filiz, o kadar hızlı anlatıyorsun ki, heyecan mı var? Yok, benim oluşum böyle hareketli. Yok Filiz, neyin şeydir, seri anlatır. Öyle şey. Benim böyle. Şeydir, çok anladım, hızlı iniş, akış ok olur. Evet. Çok 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 güzel bunları da duymak. Şükür. Aynen. Yani paylaşılsın. Hepsi toprak çok olacak güzel. Zaten oldu bile. Öyle yani. Öyle. Ve var mı başka? Yani her zaman dinlemek isteriz. Daha geniş açılımlarını almak isteriz. Bak mesela demin biraz önce şey vardı. Demir oksit, bakır oksit olayı vardı. Evet. Mesela biz ölmeden önce ölümü tattıktan sonra belli bir dönem oluyor. Biz aslında yukarı çıkıyoruz zannediyoruz ama farklı bir çıkış yaşıyoruz. Biz ilk zamanlarda inseviyetimizi yaşıyoruz gençler. Öldüğünü anlamıyorsun. İnsanlar senin dizinde uyuyor. Ay ben şifacı mıyım diyorsun. O anladığın anlarda sen aslında göğe çıktın, yoksun burada. Melek gibi geziyorsun, herkese bir şey söylüyorsun ama ne aldığını bilmiyorsun. Ondan sonra şifacılık yapmaya başlarsınız, Lokman'a doğru gidersiniz. Bak yukarı gidiyor, terse dönüyorsun tekrar. Ta yukarıdan tekrar aşağı iniliyor. Farkında değiliz bu dönüş. Ya? Ters dönüyor.
Bilemiyoruz, edemiyoruz, anlamıyoruz. Ancak bir şeyin idraki içinden çıktıktan sonra gelir. Yani hafızan Allah, depremde insanlar kaldığı binayı içindeyken anlayamadı. Ta dışarıya çıktıktan sonra dehşeti vahşeti gördü. Yani olayın içindeyken ne yaşadığını bilmiyorsun. Çıkıp biraz soluklandıktan sonra ben buradan mı geldim diyorsun. Aman Allah'ım. İşte orada da ardına bakmayacaksın. Lut'un karısı gibi donarsın. Nereden geldim diye bakmak yok önüne. Yallah. İşte burada metafizik tarafın Süleyman'a doğru yaklaştığında metafizik tarafın çalışmaya başlar. Senin her yerden atalarında yok mu? Ve bizim hani alt katmanlarımızda farklı enerji formlarımız var ya. Burada sağ beyin ve sol beynin arasına Yecüc ve Mecüc'ü kapatırsın. İki beynin arasında demir ve bakır oranın düzeldiğinde sağlam kafa sağlam vücutta olur ya. Evet. Çünkü senin bağışıklığın düşüyor öldükten sonra. Hastalanıyorsun. 6 sene ben bedenimi hissetmedim. Kaç ameliyat geçirdim, ağrı yok. Kanama mı hissetmiyorum? Yani öyle bir şey. Beden yok. Soğuyorsun, üşüyorsun, donuyorsun, yemiyorsun. Yani cesetten farkın yok. Zombi. Serap şunu soruyordu. Kalp atışlarımı duymuyorum diyordu Filiz. Duymazsın, o zaman doğru. Duymuyorum. Kalp yok. Ara ara geliyor. Çok derinden geliyor ve bir gün kalbimin çok az attığını biliyorum. Bunlar gerçekten şizofrenik gibi davranıyoruz ama yaşayanlar bilir bunları. Evet. Nefesimin durduğunu, halen yaşadığımı ama içeriden başka bir şeyin nefes aldığını gördüm ya. Cennet meyvesi, alveol, bak üzüm, sarhoşluk. Biz ilk nefesle sarhoş olduk. Alveoller. Cennet meyvesi diye geçer. Üzüm. Şaraben tahura. Sakalım şarabı denir buna. Kendi nefesinle sarhoş oluyorsun. Şu anda ben size içirdim birer kadeh. Afiyet olsun. Hepiniz sarhoş oldunuz. Bu da şeydir. Dost şarabıdır. Sakalım evet. Şarabı da bu işte. Kendini şeksiz şüphesiz teslim edersin ve sakin sakin dinlersin. İstediği kadar deli anlatsın karşındaki. Deli der geçersin. Ya. İşte hani biz sarhoş iken daha şarap yok gibi olayı da bu. Nefesle sarhoş oluyoruz. Nefesle geri geliyorsun, nefesle gidiyorsun. Her şey bir tek nefes için. Bir tek nefes için. Zaten bilinçaltı da böyle der. Dünya bir gün der. Biz de bir gün olarak biliyoruz. Hiç kapanmaz, Allah uyumaz. Beynin sürekli hareket. Tık 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 tık. İstediğin kadar zihindesin desinler. Oradasın desinler. Buradasın desinler. Zihne girmeden zihinde olduğumu bilemem. Zihnim sakinleşmeden zihnimden çıktığımı bilemem. Ama hepsini en sonunda bütün perdeleri kaldırdığında hepsi bir şey. Yani zihnimi de oynatanın öz olduğunu, benden konuşanın ya da benden konuşmayanın işte her neyse bir tek müsebbibi var. Orada oturmuş bekliyor. Karanlıkta çıkmayı da çok sever. Epifiz beziyle kalp arasında gırtlaktan geçen bir hat vardır. Kalbine iner geceleri. Kalbin ığıl ığıl birini özlüyor gibi, aşk acısı çekiyor gibi yanarsın artık. Bilenler bilir. Herkes sessizleşti. Demek ki biliyorlar Filiz. Gerçekten. Ya bilmiyorum. Beni dinlemiyor. Ya da bilecektir. Evet. Özlü biliyor ki dinliyor. Şu an beni dinlemiyorsunuz. Ben diye bir şey yok. Buradaki hologramı unutun. Yok. Yani yok yok. Sadece bir ses. Evet. Bu yok. Var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bu konularla alakalı? Yani Filiz gerçekten açılımları üst düzey. Süleyman nasıl? Açılımı nedir? Ya şey var ya mesela şey var. Ben biraz önce size dedim ya. Harita Süleyman'ın açılımı. 4 kitap 7 beden dedim ya size. Mesela bu nedir? Heksagram olur şeyde Kabala'da. 6 köşeli yıldız. Heksagram neyden oluşuyor? Aynalı düşünün. Beynimiz aynalı dedik ya. 4'ün aynalanması ve 7'nin aynalanmasından ters ve düz üçgen oluşturursunuz. 4 kitap 7 beden, bak tekrar söylüyorum. 4 ve 7'yi aynalandırdığınızda heksagram yaparsınız. 3'ü aynalandırdığınızda 8 olur. Ayna gene ayna nöronları çalıştır. Ne yaptım ben burada? Aynen. Süleyman bilincini geldiğimde heksagram oluştu. Ben alt ve üst olarak kendimi metafizik alanda da dengelemeye başladım. İki dünya arasındaki. Çünkü ben bir mülkün talibiydim ve mülkümün bütün kapılarını açıp bakıyorum. Ne var? İn mi, cin mi, peri mi, şeytan mı, melek mi? Hepsi tek tek bakıyorum. Çünkü sahibiyim, geziciyorum arkadaş yani. Bütün kapıları açar açar bakarsın. Bu da beynindedir. Ondan sonra bu dengeyi yaratırsın. İşte ilk önce senin bağışıklığın düşer. Sonra gökten, neydi? Tarık'tan sana demir gelir. Bak demir gibi lafları çakıyoruz aşağıya. Birbirimize demir çakıyoruz diye aşağıya.
Yani okla vuruyorum. Okçular, safları sıkı tutun. Safları yakalayın. Okçular tepesi, hatırlayın, ok atıyorum size. Safları sıkı tutun ki dağılmasın ortalık. Sıkı tutun. Başka bir şeyin peşine gitme. İki beynimiz rahatladığında, metafizik alan ve dünya alanı korkun tamamen azaldığında, yerden dabbe ben debelenirken, sonra da bunu da hallettim ya, debeleniyorum artık yani, çıktım ben. Sonra ne oluyor? Yecüc ve Mecüc dediğim metafizik korkularım var. Yer, bütün suyu içiyorlarmış. Su nedir? İlimdir. Tutunacak dalın kalmaz. Berbat olursun. Günlerce sürünürsün, ölenler bilir. Yani kabir dediğimiz şey bunlarla geçiyor. Yani o süründüğün dediğinde, yani benim dünyam nasıl geçmişti? Buna bakıyorsun. Yani sorgu sual başlıyor. Defteri açıyorsun. Ne olmuş bu dünyada? Sonra bu demir takviyeleriyle kendimizi düzelte düzelte. Bir dostun sohbetinde, arkadaşın bile olabilir. Seni anlıyorum demesi yeter birinin. Birinin yanına güvenle oturdukça senin demirin yükselmeye başlar. Demir gibi olursun. Korkuların geçer. Ondan sonra da Zülkarneyn gelir. Zülkarneyn de burada ortaya çıkıyor zaten. İki dağın arasına onları kapatır, bir daha da çıkamazlar. O da beyinde belli bir bölge. Kapatıyorsun artık. Nereye kapanıyorlar? Hipokampus muydu neydi? Bir daha orası çalışmıyor. Yani az çalışıyor. Ön bellek de şey oluyor. Günlük yeteri kadar hafıza kullanıyoruz. Yani beyin tamamen kimyasal bir değişime giriyor. Amigdala berbat oluyor. Bir şeyler oluyor amigdalaya. Mesela bu dürtülerimizin çok arttığı yer amigdala devre dışı bırakılırken dürtülerin ve enerjinin bir şeyin, seksüel enerji dedi ya biraz önce arkadaş. O enerjinin arttığı devredir. Kontrolsüz olur, bazen kontrollü olur. Yani kendini fark edersin. Ama bu da aslında bedeninin ateşinin çok yüksek olması demek. Yükseliyorsun. Sonra beyin tamamen yeniden şekilleniyor. Sonra da Zülkarneyn oluyorsun. İki boynuz sahibi. Beyninin iki tarafı da doğru düzgün çalışıyor. Boynuzlular da krallar. Bakara. Kral soyundansınız. Hadi geçmiş olsun. Vikingler. Ya Rabbi şükür. Biraz şey gibidir bu. Hikaye gibidir. Masal gibidir. Filiz. Mitoloji gibi. Efendim, az önce tane... ama zaten söyledi ya hani Cinderella gibi. Yine hikayelerde evet. De yani anlıyoruz evet. Ama bunu nerede yaparsınız? Şu an mesela evet uyku, rüya içinde rüya içinde rüya. Inception yaşıyorsun. Birinci rüyada gayet normal dünyalılar. Bunları söylesek bizi deli diye kapatırlar. Şurası akıl hastanesi. Gider yatarız başa başa. Amak hayalde de yazıyor ya burada. Neyse. Sonra ikinci uykuya geçtiğinde sen aynı Cinderella gibi işte tavşan delikleri, oralar buralar hayaller alemine, o kapıları açmaya başladın ya, metafiziğin her şeyin bu Cunun şehri, deliler şehri dediğimiz hayretle delilik arasında seyredersin. Bir bilmem kaç sene gidiyor işte. Bir sene, iki sene. Bu fena oluyorsun ya. Sürekli bilgi akışı var gibi. O bilgi akışıyla hem ürküyorsun, hem korkuyorsun, hem de hayret ediyorsun. Bu en acayip rüyaları gördüğümüz yer. İkinci rüya. Rüya içinde rüyaya geçtim. Sonra bunların da hepsinin bir gün bittiğini, korkuların, görmek istediklerinin, ne bileyim kimi seviyorsan artık, dünyada kimle hallendiysen, Buda'yı seviyorsan Buda'yla ilgili rüyalar göreceksin. Muhammed'i seviyorsan Hazreti Muhammed'i göreceksin. Böyle böyle haşır neşir ola ola sen bunlarla haşır ola 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 ola. Sonra güm ikincisi tamamen ölüyorsun. Ölmektir uyanmak. Tamamen öldüğünde. Tamamen öldüğünde. İkinci uyanış dediğimiz şeyden sonra bu hayal dünyası da geçersiz oluyor. Şifacılar falan da bu ikinci meleküt aleminde şifacılık yapabilirsiniz. Sonra hiç kimseye dokunasınız gelmez. Sadece konuşmanız şifadır. Gözünüz, nazarınız şifa, konuşmanız şifadır. Bu üçüncü yani üçüncü uykuya geçtiğinde farkındasındır. Herkes rüyasında. Üçüncüye geçtiğinde, rüya içinde, rüya içinde, rüyaya geçtiğinde artık sadece lahuta doğru gözünü diktin, devam ediyorsun valla. Yine kendince seyirlerin vardır, dostların vardır, merak ettiklerin vardır. Yani ben bir yola çıktım, devam ediyorum. Artık ömür boyu 23 yıl yazılmış kitap, biz ne zaman biter bilmiyorum, ne kadar yaşarsın. Evet, insanlar ölünce uyanır. Ölüm. Uyanmak demek, ölmek demek.
Sistemden silinmiş gibi oluyorsun. Yakınların seni görmüyor. Bazen yokmuş gibi davranıyor. Senin yerine bir şeyler alırlar, bir şeyler satarlar. Görmezler. Değişik. Filiz, burada ikiz alevi soranlar var da. Yani ikiz alev şey mi? Yani herkeste ulaşması benim gerekir mi? Benim tespit ettiğim şey ikiz alev konusu şeyde çıkıyor. Atasından çok karma getirenlerde ikiz alev, ikinci bir kişi ortaya çıkması gerekiyor. Ağır karma varsa ben bu karmayı da alacağım da öyle uyanacağım diyenlerden çıkabiliyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani her eş kadındadır kilitler, bir ilim kadındadır. Her eş bir kilit açar. Yani eşimle ben bir kilit açtım, bir simülasyonu açtım. Sonra başka bir, yani ikiz alev dediğin insanla başka bir simülasyon daha açarsın. Yani çıkış, yani kendini kilitlediğin yer belki orasıdır, o yüzden geliyordur. Bilemem yani. Çok partneri olanlar ne yapacak? Yani insan en çok kendine benzeyeni, narkizosun hikayesi. Narsizm gibi. Kendine benzeyeni ararsın, hiç kimseyi beğenmez. Yani bu biraz kişisel bir hikaye. Hani karmasıyla ilgili gibi geliyor bana. Ama şöyle bir şey var, kapsayıcı olman gerekiyor. Kef harfi gibi. Kaf gibi benlik değil de kef gibi kapsayıcı ol ki. Yani bilemiyoruz. En doğrusunu Allah bilir, herkesin yolunu. Belki de öyledir. Ama ağır karmayla gelenler 2, 3 her şey olabilir. Her hayatını da giren insan farklı bir kitabın kilidini açtırmaktır. Kitap. Kime açıyorsun? Dedeni, daha öndesini, daha sonrasını, daha sonrasını, daha sonrasını ne kadar gidersen artık. İşte bu kadar açılan kitabı okumaya gücün yetiyor mu? Çok ağır. Biraz acı var oralarda. Meraklı mısın? Bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Gerek yani var mı? Ben bilmem. Gerek. Ben bilmem. Bütün yani anlattıklarım da cahilliğimden, cahil yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece cahil. Öyle işte lakırda olsun diye vakit geçiriyoruz. Bakmayın. Gene de bilmiyoruz. Bilmemek bir şeydir. Erdemdir. Ben bilmiyorum dedikçe de öğretir o size. En doğruyu diyorum ya, Allah bilir. Allah nerede beyninizde? Allah'a sorun. Bilmem. Evet. Evet. Ben bilmem. Bunlar sadece benim işte niye? Yemekten sonra şey, karbonat içtim, karnımın şişi geçti. Hepsi bu kadar. Vallahi ben soruyorum, tasdik etmiyor beni. İşte o zaman işte onu gönlüm bilir, özüm bilir. Diyorum ya, herkesin hikayesi farklı. Çok evet, ağır gelenler var. İkiz alev desteğiyle gelir. Ama şu kadarını söyleyeceğim. Bir insan neyin içinden çıkıyor? Yani bütün cinsiyetler erkeğin içinde hazırlanıyor. Dikkat edin. Bendeki kromozom belli ama eşindeki de belli. Bende sadece XX var ama eşimde XY var. Kadın ya da erkeğe eş belirliyor. Buraya gene bakın. Nerede acaba? Bu dişi nerede? Ondan sonra mitoloji hikayelerinde neydi onun adı? Kendi kendini dölleyen şey denir. Neydi? Tanrıça falan derler. Bir sürü şey işte. Yani ona göre. Yani düşün hani orada işte kaburgasından çıkan su. Babayla kız olabilir mi? Bir bakın bakalım. Havva. Adem'in hevaları. Bitmemiş hevaları. İlginç değil mi? Ben böyle bir tespitim oldu. Bu çok şaşırtmıştı beni. Dünyada en çok hayran olduğum insanın babam olduğunu fark etmiştim. Çok acıdı ama üzgünüm, öyleydi. Ve birçok kız çocuğunun da öyle. Çünkü yani Adem'in kaburgasından yaratılıyor. Biraz da biyolojik olarak bakın her şey yani doğaüstü bakıyoruz ama her şey doğal. Biyolojinin, ondan sonra fiziğin, kimyanın kabul etmediği hiçbir şey yok. Üzerinde 19 vardır diyoruz mesela. Potasyumun kodu 19. K, kısaltması da K. Periyodik cetvelde. Kan. Potasyum güçlü olursa senin demirin rahatlıyor. Buyurun buradan yakın. Peritin oyu. Öyle işte. Bilmiyorum. Filiz. En doğruyu Allah bilir. Efendim canım. Ben bir şey sormak istiyorum canım sana. Bu uyanıştan, bu uyanış şey sürecince neyse işte tüm bedenim böyle kaşıntı halinde böyle yaralar oluşmaya başladı. Alerji olur. Hı hı. Alerji olur.
Evet, Nefes darlığı olabilir, alerji olabilir, göğüs altında sıkışma olabilir, kaburgalarda sıkışma olabilir. Omurga tamamen oklava yutmuş gibi günlerce yürüyemezsin. Kuyruğun kıvrılmış gibi acır. Çok semptomları var, ciddi söylüyorum. Hastalık atlatmış gibi böyle hani ağır hastalıktan ayıkır gibi ayıktırıyor. Bu da şeyle alakalı çok ağır geçişi. Eğer gelenek, görenek, dinle fazla harmanlanmış bir aileden çıktıysan orada çok sıkıntı çıkabiliyor. Onun değişim süreci ağır oluyor, hasta ediyor. Ama biraz daha böyle daha rahat bir aileden çıktıysan, işte sevgi dozunda aldıysan, herkes özgürse onlar biraz daha rahat atlatır. Öyle. Ne diyelim? Geçecek. Bütün semptomlar geçecek. Yani geçecek demesek de geçecek, desek de geçecek. Yani yapabilecek bir şey yok. Sadece en azından, bekliyoruz. Filiz, en azından artık hastanelik olmuyorum yani. Hamdolsun. Hı hı. Anladım. Olabiliyor. Hepsi olabiliyor. Gayet normal. Şanslısın bak. Evet, hazmetmemiz gerekiyor. Aldık ya bilgiyi. Bedenin kabul etmez, kusabilirsin de. Sinirlenebilirsin. Sinirlendiysen kusuyorsun. Biraz böyle yorgun hissettiysen hazmetmeye başladın. İkinci hazım var. İkinci hazımda artık diyor ki beden bir kullanalım biz bunları diyor. Kıt olarak diyor. Hayatımızda uygulayalım diyor. Yani bak birebir beden, insan bedeninden çalışıyoruz bizler. Burası çalışma alanı. Kabala mesela çalışma der. Hayat çalışma alanıdır. Çalışıyorsun. Ben ilmi aldım. Şimdi hazmet dokunacak mı dokunmayacak mı? Şimdi bu ilim bana uygun mu değil mi? Kusabilirim de sinirlenir kusarım. Belli olmaz. Sonra ne yapıyorum? Hazmetmeye başlıyorum. Önce mideme oturuyor bir. Allah Allah diyorum. Ay dokundu falan diyorum neyse. Devam ediyorum. Sonra bağırsakları indirdiğimde bedenim bunu yakıt olarak kullanmaya başlıyor. Hayatın içinde uygula diye beni dürtüyor. Bedenden çıkana kadar oho çok iş. Yani bildiğin insan bedeninde ne varsa alemde de aynısı var. Frekansı da aynı. Şekli de aynı. Gerçekten her şey aynının aynı yani. Aynası. Aynısı. Alemin aynası insan. Uzay da sende. Bak, bilmem kaç tane kavim de sende. Aynen. Beynimizin içi sürekli değişim halinde. Evet. Hiçbir an bir anı tutmuyor. Bir sürekli bir akış duyacak. Var. Tabii birinin, akış içindeyiz. Bak mesela yani biraz önce taş dedi. Tabii dönüp içimize baktığımızda dönüp döndüğümüzde beynimiz sürekli bulutlar gibi bir akışın içinde. Bu alemde de öyleyiz. Zahiren de öyleyiz. Akıştayız. Hani anda kal, akışta kal denilen düşünce. Şey o aslında düşünce, teslimiyet. Düşünce. Tabii yani o akışa tabii teslim olsak olan olduğu gibi oluyor zaten. Ama şimdi bak biz söyle. Bu değişimi yaşıyoruz ya. Değişim yaşarken hı. Beyninde bayağı kimyasal böyle nörolojik şeyler oluyor aslında. Biz bunu evet. Fark edemiyoruz. Nöroloji olarak baktığında hipokampus, hipotalamus olayında bu ön bellek var ya. Ön bellek artık daha fazla bir şey almaz hale geliyor. Sen arkadan çekmeye başlıyorsun. Öne doğru gitmiyor tamam mı? Arkadaki artık yıktın ya her şeyi. Sen başka kilitli kapıları açtın. Bu sefer kadim bilgi dediğimiz eski bilgilerinden almaya geliyorsun. Kadim olan tarafından. Ama artık günlük şeylerden sadece bir kitabı okudun mu? Benim için bir önemi yok. Atıyor kenar. Sadece gündelik yaşıyor. Yani Alzheimer'ın ucundan dönüyoruz aslında. Yani şizofreni evet. Alzheimer'ın ucundan dönüyorsun. Normal hayatına devam ediyorsun. Yani anda kaldığında artık neydi? Korkulu düşünce üretilmiyor. Ön bellekte sürekli şey çalışmıyor. Yani telefonun Android'in ön sistemini silip duruyorsun ya. Artık önde çalışan bir devre kalmıyor. Yani anda kalıyorsun. Anda kalıyorum diye bir şey yok. Anda seni kalmak için hazırlıyor. Kendiliğinden oluyor bu da. Evet. Bir şey evet. Yaptım zannediyordum da ben yapmıyormuşum. Kendi yapıyormuş gene. Evet 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 onu da fark ettik. Bak mesela şeriat boyutundan ablacığım inançlarımız ondan sonra Kur'an okumamız, namaz kılmamız, oruç tutmamız bunları sistem hepsini atıyor zaten attı. Bir 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 geç 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 diyor sana. Ama bunu sen zaten bunları yani, direkt yapıyorsun artık. Sen Kur'an tabii, okumuyorsun. Kur'an seni okuyor artık. Esma seni çekiyor.
Tabii, aynen öyle. Sensin yaşayan Kur'an. Gayriyeti bıraktığında aynı niyeti yaşamaya başlıyorsun işte. Yani daha önce gayretliydik ya. Tabii. Hep gayretle yaptık. Namazı kıldık, orucu tuttuk. Ne gayretlerimiz varmış. Hayret ediyorum şu anda. Düşündükçe öyle. Yani gülesi geliyor insan işte o hallerine. Bak sarhoşken namaza durma denir. Neydi? Hani bir önceki çok rüya gördüğümüz yer var ya. Orada der ki senin sarhoş namazı, ben bunu kabul etmiyorum der. Sonra diyorum ya, tamamen öldükten sonra namaza bir durarsın. Rabbin namazda der. Ayvayı yedin .com her şeyden sorumlusun. Ne olacak şimdi? Elmadan ayvaya geçtin. Yani evet, Android'den Apple'a geçiyorsun. Android'den iOS'a geçiyorsun. Anda her şey mekanik. Kendi kıble, yani kıble de bile yok aslında. Hani desem ki bu devre sonu kapanışıyla alakalı Filiz görüşün ne? Kapatıyoruz işte. Yani sürekli sıfırlamalar oluyor ya, kapanacak. Evet. Yani yeni tekrar şey yaparlar, başlatırlar, yeni baştan. Yapacak bir şey yok. Yani nihayetinde yaşayan bir organizma bu, yaşıyor. Dünya yaşıyor arkadaşlar. Dünyanın sesi var. Çok ciddi söylüyorum, çok tuhaf bir sesi var. Dünyanın sesi var. Toprağın sesi var. Ne yapacağız şimdi?